Garı sırrımızı Zübeyde Hatun da bilmektedir. Başulu Hatun'un yaralı olduğu vakitlerde onu ziyaretinde öğrenmiş. Her teferruata vakıf edir. Bu vakitten sonra her ne olacaksa hepimizin hayrına olacaktır. Sırrı sultanımıza mı açacaksınız? Öyle karara varmış idik. Son kez seninle konuşup sultanımıza söyleyeceğiz. Sırrı açma kararımız sultanımız yaralanmadan evveldi. Haçlılar, Bizanslılar, Batiniler, büyük savaş kapıdadır. Üstelik sultanımızın kardeşi Tekiş'ten gelen mektup da sırrı açıklamak hususunda beni tereddüte düşürdü. Hem hanedanın iç vaziyetleri hem de devletimiz ve sultanımız bu kadar düşmanla boğuşurken sırrı bekletmek evladır derim. Aklınıza düşürdüğünüz hayli isabetli bir fikirdir. Zira son olanlar beni de tereddüde sevk etmişidir. Sizinle hemfikir olmak münasiptir. Zübeyde Hatun. Benim Melikberk Yarun İkbali'ne tehdit olacağımı düşünebilirsiniz. Anamın saraya gelmesini de istemeyebilirsiniz. Ama bilmenizi isterim ki ne benim ne de anamın sarayda da, makamda da, mevkide de gözü yoktur. Sen benim oğlum Berk Yaruk'la aynı babanın, hanedanın kanını taşırsın. Hanedandaki her evlat gibi seni de evladım bildim, kabul ettim. Berk Yaruk senin melikin değil, ağabeyindir. Senden istediğim gerekli olduğunda ağabeyine yardım etmendir. Melikşah'ın oğulları bir yumruk gibi sıkı olmalıdır. Hak yolundan şaşmayan herkese kardeş ve yoldaş olurum. Ağabeyim Berk Yaruk da hak yolundan şaşmadığı sürece beni yanında bulacaktır.